Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu sefer şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu kanala bir abone olalım. Bize bir destek verin. Hiç bu video başlamadan. Bugün neredeyiz? Bugün Hollanda'dayız. Hollanda bu Rotterdam civarında bir yerde. Hemen ovanın üzerinde araç karşıda gördüğünüz gibi. Ben de burada biraz yürüyüş yapayım dedim. Şöyle bir göl gördüm burada. Çok güzel bir göl burası. Dedim böyle hem bir çekim yapayım hem bir video başlangıcı olsun. Şöyle karşıya çekeyim sizlere. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Hele yazın. Buralar daha güzel tabi. Böyle bir video başlangıcı olsun. Buradan yarın bir de cuma günü iki yerden bir yük alacağız. İnşallah oralarda müsait olursa oradan da bir çekim yapacağım. Böyle bir video yapalım dedik. Hollanda'dayız dostlar. Hollanda'nın tarım ve hayvancılık. Hollanda'da tarım ve hayvancılık çok ön saflarda geliyor yani. Hayvancılık çok var burada. Bir tane arkadaşımız geçen yapmış olduğum videonun video ile ilgili bir arkadaşımız şey yaptı bize. Bir yorum yazdı ama gerçekten iki tane A4 sayfasını doldurur. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yorum yaptı. Bize de içerik oldu yani. Sorularını cevaplayacağız. Ama belki de bir video ile bitmez yani. Zannedersem bir iki tane şeye bakar mısın? Gel. Ay. Allah. Evet, köpek. Arkadaşlar, Hollanda'da 17 ya da 18 milyon nüfus var. İnanmayacaksınız ama 20 milyon pasaport kayıtlı köpek var. Yani nereden baksan yer kök herkesin evinde bir köpek yani. Böyle enteresan bir durum. Köpek bana saldırmaya çalıştı da adam tutuyordu onu. Ne diyorduk? O arkadaştan bahsettim. Bize güzel bir yorum yazdı. Uzun bir yorum yazdı. Onun yorumlarını cevaplayacağız. Bana da bir içerik olmuş oldu. O arkadaşımıza kendisine teşekkür ederim gerçekten. İki tane video yaparım yani onun yorumlarıyla. Onun yorumlarına cevaplarsam sorular sordu bize. Gerçekten bizim bile aklımıza bir anda gelmeyecek soruları. Sizlerin de öyle aklında bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplarız onları. Çekimlerimize devam edeceğim ama az önce burada şey görmüştüm. Yaban ördeği görmüştüm. Şimdi onları da bir göstereceğim size. Evet. Ördekler şimdi gördüm. Şimdi ördekleri çekelim biraz. Yaban ördekleri ama ehil gibi. Hemen şurada. Gel bakayım. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Evet. Üzere gitti. Bir tane de hemen karşıda var. İki tane de burada var. Burası çok güzel bir yer ya. Hele hele yazın. Buralar daha farklı olur. Evet. Evet dostlar. Buradan çıkıyoruz. Birinci adresimizi almaya gidiyoruz. Ama öncelikle defterimizi yazmamız gerekiyor. Son adresimizi yarın alacağız. Ya bu da acayip bir şey olmuş ya. Bugün ayın 13'ü. Saatlerimiz 13.08. 24 yaptık bugün. Abi yazacaksın, not alacaksın. Not almazsan illa da bir karışıklık oluyor. Bir sıkıntı yaşayabilirsin. Deftere not alacaksın en güzeli. Bir de başlangıç ülkesi yapalım. Tamam. İşlemlerimiz tamam. Ailesiyle bakalım. 24 saat 3 dakika oldu. Buradan çıkış yapıyoruz. Dediğim gibi 3 tane adresimiz var.
İki tanesini bugün, bir tanesini de yarın aldım. Ya acelen ne arkadaş? Evet. Bağ kontrol ettik de. Böyle bir durduk burada. Şimdi. Yaklaşık 65 kilometre bir yolumuz var. Birinci adresimize, oradan ikinci adrese gireceğiz. O da yakındır inşallah oralara. Daha sonra onu da aldıktan sonra üçüncü adrese gidip yatacağız. Yarın sabah da onu oradan alacağız. Oradan istikametimiz Türkiye olacak inşallah. Suben'e doğru yürüyeceğiz. Ama buradan da yaklaşık bir 800 küsür kilometre bir yol var. 700-800 kilometre yol var, evet. Suben'e bir tak öyle düşemeyiz ama gerisini cumartesi sabah tamamlamış oluruz. Cumartesi sabah devam ederiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Avrupa'nın en güzel yollarından bir tanesi Hollanda otobanı. Gerçekten böyle kağıt gibi hiç pürüzsüz bir yolu var yani. Yine fabrikaya gidince iki fabrikaya gideceğiz. Oradan da fabrikadan bir iki çekim yaparız. Çok güzel bir video olacak bu. Çok güzel sorular var. Gerçekten bana da içerik olmuş oldu. Hiç aklıma gelmeyecek sorular geldi. Onları yanıtlayacağız. Hem bilgi amaçlı olacak sorular. Güzel bir video olacak. Biraz uzun bir video olacak. Uzun bir video olacak çünkü çok yorumlar geliyor. Abi videolar kısa oluyor, uzun olsun gibilerinden. Bu video zannedersem biraz uzun olur herhalde. İşte belki yani tek videoya sığdıramayız soruları. İki tane de yapabiliriz ya da üç tane yapabiliriz. Çok sorular var gerçekten. Böyle bomba gibi sorular, Onları yanıtlayacağız abi bu videoda. Yani hepsini yanıtlayamasak da bir dahaki videoda yine yanıtlarız. Ne kadar kaldı? 61 kilometre yolumuz var. Adrese gidince tekrar oradan devam edeceğiz. Adrese 3 kilometre yolumuz kaldı. Şöyle dönelim şuradan. Son 3 kilometremiz birinci adresimize. Şöyle buradan da bir çekim yapalım. Ben de ilk kez geldim buraya. Daha önce ben de hiç gelmedim buraya daha öncesinde. Gidelim bakalım. Böyle Rotardo'na doğru geldik. Untert. Hiç gelmedim bu tarafa. Daha öncesinde hiç gelmedim bu semte. Ben de ilk kez geliyorum. Şöyle dönelim bakayım. Birinci çıkış diyor. Şuradan döndük. Evet, birkaç tane iş yeri var gibi böyle hemen. Karşıda sol tarafımızda. Buradan da karşıya geçelim. Mesela şöyle. TSV'nin deposu hemen karşıda. TSV büyük bir firmada be. Şunu az bir şey. Daralttık. Çok sis var ya. Ben böyle sis görmedim ya. Vallahi yani 70 küsür kilometre yol geldim. Hep siste geldim. Komple sis çökmüş yani her tarafa. Bu adadan da buradan sola döneceğiz. Son 1400 metremiz. Evet. Yayalar bayalar geçiyor. Şimdi burası normalde hep çiftlik. Biraz sol taraf, sağ taraf. Çiftlik evleri. Hayvancılıkla uğraşıyorlar burada.
Ama iş yerleri de var. Sanayi tarzında bir yer. Sis var arkadaş ya, böyle bir sis. Neymiş ya, türbin mi? Güneş panelleri hemen karşıda. Gözün alabildiğine. Güneş enerjisi. Buradan sağ yapıyoruz. Abi sağ yaptık. Tamam, sağ yapıyoruz da. Nereye gidiyoruz? Löstük diyor. NT Löstük. İleride söl var. Burası değil. Şurası abi zannedersem. Evet. Zannedersem şurası. NTK Lojistik. Evet. NTK Lojistik burası. Bu navigasyonu bize Abbas verdi. Ama güzel nokta vuruşu yapıyor yani. Fena sayılmaz. Yer burası da. Şuraya nasıl gireceğiz? Bunu anlamış değiliz. Şöyle giremeyiz ama. Takmayalım adama. Şu araya girelim ya. Şu araya girelim. Ondan sonra evrakları verelim. Başvuralım içeriye. Referans numaralar var, onlara yazalım. Ondan sonra başvuracağız. Abi var ya, burası tar bir yer ya. Evet. Adama vurmayalım da, önemli olan gerisi önemli değil. Önemli olan adama vurmamak. Kemeri bir çıkartalım. Aynen. Şöyle bir kafayı toplayalım yere. Evet. Aynen. Tamam. Buraya girdik. Şimdi. Burada şimdi başvuracağız. Başvurumuzu yapalım. Sonra yine devam edeceğiz. Evet dostlar. Son adresimizi aldık. Gümrük adresine devam ediyoruz. Dünden bu yana ne yaptık? Dünden bu yana 3 tane adres topladık. Dün akşama kadar tek adresle uğraştık. 5 saat bizi beklettiler. Sonrasında sabah geldik, bir palet bir yerden aldık. Daha sonra buraya geldik. Buradan da 9 palet aldık. Burası da Rotterdam'a yakın bir yer. Hollanda'da. Şimdi Venlo'ya gidiyoruz. Venlo'da ATR'miz. ATR'yi kaşeleyeceğiz. Adamların kendi yıkaması var. Ne kadar güzellik. Sola dönelim buradan. ATR'yi kaşelettirip oradan Suven'e devam edeceğiz. Nasıl olursa inşallah. Bayağı sıkıntılı geçti ya. Biraz beklettiler bizi. 5 saat bekledik. Bir ilk birinci adreste. Zaten günümüz bitti. Yani ikinci adrese geldik. Yattık. Yatmada yatamadık. 2 saat yattık. Böyle güzel bir park yeri yoktu. Bir tane bisikletli adam gördüm. İleri geri gidip geliyor. Arabanın etrafında dolanıyor falan. Yani bimpiriklendim. Hiç yatmadım. Sabah 4.30'da yattım. 7.30'a kadar. 7'ye kadar işte. O kadar bir şey yatabildim. Tedirgin oldum yani arabada. Gerçi bir sıkıntı yok ama mazotumuz var. Çalınır malınır diye. Böyle tilki uykusuna yatar derler yani. Öyle bir şey oldu bizimizde. Uyumadım yani hiç. Sabah 4.30'a kadar. Yine de uykum da yok yani. 2 saat uyudum. Zaten uykuyu çok sevmiyoruz biz. Şimdi buradan sola döneceğiz. Otobana gireceğiz. Sola dönün. Sonra sola dönün. 180 km bir yolumuz var. Velno'ya ATR'leri kaşet etmek için oraya yetişmemiz lazım. Saat 3'te falan kapatıyorlar. Onlar yani 2 saatte girmem lazım oraya ki. Kaşeletelim. Bugün cuma zaten. Birkaç tane soru var. Mükemmel sorular var arkadaşlar. Bir tane Bülent Tunca diye bir arkadaşımız bize bir sorular gönderdi. Yemin olsun 2 tane A4'ü doldurur yani. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Hem bize içerik oldu. Aklımıza gelmeyen şeyleri bize hatırlattı. Onları paylaşacağız. Hem bilgi amaçlı olacak. Sorular var. Gerçekten güzel sorular sormuş bize. Bunlar işte. Şimdi şu otobana bir çıkalım hayırlısıyla. Başlayacağız ama bir tane video inan ki almaz.
Tamam, adam bize müsaade etti. Teşekkür ettik kendisine. Bir iki tane videoya sığdırmak istiyorum işte. Bir iki tane video anca alır bu kadar soruları. Belki de 3 video yaparız. Bugün Cuma, 14.01.2022. Pazar sabahı inşallah bu yapmış olduğum videoyu YouTube'a atacağız. İnşallah güzel bir video olur gerçekten. Biraz daha uzun olacak videomuz. Şöyle bir girelim de. Şuradan adam bize yol vermişti. Yine de verdi. Tamam. Şimdi başlayalım sorulara. Diyor ki bu abimiz diyor ki sıfır araç neden diyor tüfe girer diyor. Sıfır araç. Geçen de bunun tartışmasını birisiyle yaptım. Yani bilmediğin şeyi niye tartışıyorsun arkadaş ya? Ben şu arabadan biliyorum, yani şu kullanmış olduğum arabadan biliyorum. Ben bu arabayı muayeneye getirmedim. Neden getirmedim onu söyleyeceğim. Sıfır araç neden tüfe gider? Yani muayeneye neden gider? Neden sıfır araç tüfe gider? Ondan bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar sıfır araç eskiden 6. ayda araba çıkardı. 7. ayda, yani 6. aydan sonra çıktığı zaman bir sonraki yıl, yani 2021 ise 2022 model olarak çıkardı. Şimdi artık değişti bu iş. Yani bilmeyenler vardır belki. Araç hangi yılda üretildiyse, banttan çıktıysa modeli odur. Yani trafiğe çıkan modeli. Eğer ki araç 3 sene yattı fabrikanın sahasında, 2019'da çıkmış, 3 sene yattı, 2022 olarak çıkmaz. 2019 model olarak 2022'de trafiğe çıkar. Bak, der ki benim küçük arabam da öyle mesela. Atıyorum 2019 model araç, tescil tarihi 2022. Yani banttan hangi yılda çıktıysa araç, o yılın modeli verir. O yılın modeli olur arabada. Şimdi neden tüfe giriyor? Aynı yıl içerisinde trafiğe çıkmadıysa araç, 2022'de üretildi de 2022'de trafiğe çıkmadıysa da 2023'te çıktıysa, o araç yatan araç olarak, yatan araç olarak kabul ediliyor. 2023'te tüfe giriyor. Muayene istasyonuna giriyor. Yani üretildiği yıl trafiğe çıkmazsa bir sonraki yıl ya da 2 sene sonra muayeneye bu araba girer abi. Ama üretildiği yıl trafiğe çıkarsa, mesela şu kullanmış olduğum TAF'tan bahsediyorum. 2001 model, 2021 model 2021 yılında üretildi, 2021 yılında trafiğe girdi. Tescil tarihi oldu. Bu araç muayeneye girmedi arkadaşlar. Yani geçen bunu bir arkadaşla, ya artık kafam ağrıdı. Yani saatlerce bana böyle kulaktan dolma şeyleri anlatıyor. Yok işte, ya diyorum ona ki ben kendi aracımı muayeneye getirmedim. Diyor bana ki o gitmiştir diyor. Ya o nasıl gitmiştir? Ruhsat var. Kim getirmiştir bunu? Ajantadan ben aldım. Bir de yine bu abimiz diyor ki yakıt depoları diyor tüfe gir, yani muayeneye girmeden neden değişiyor diyor yakıt depoları. Yani yakıt depoları muayeneye girip girmemesi çok önemli değil yani. Ama yakıt depolarının değişme tek bir nedeni var. Artık Türkiye'de mazot daha ucuz. Avrupa'da pahalı. Mesela eskiden Avusturya'da mazot alınırdı. KDV'sini firmalar geri iade alırdı. Şimdi Avusturya onu kaldırdı. Slovenya'da var ama Slovenya'da da mazot pahalı. Depoları büyütüyorlar. Türkiye'den ne kadar çok mazot alırsan firma için o kadar kar oluyor, avantaj oluyor. Mesela benim şu aracın deposu, orijinal deposu 1435 litre şu aracın. Ben mesela Almanya'nın içine, böyle biraz çok ilerlere değil de ortalarına gelip Türkiye'den aldığım mazotla Almanya'ya gelip tekrar geri dönebiliyorum Türkiye'ye hiç mazot almadan. Şimdi aldım. Neden aldım? Hollanda'ya geldim, biliyordum yani. Onun için
firmalar yakıt depolarını büyütüyor. Türkiye'den daha mazut, fazla mazutla çıkış yapsın diye. Türkiye'de 13-14 lira ama burada 1.85, 1.90, burada 20 bin lira abi mazut. 20 lira. Ne kadar Türkiye'den fazla yakıtla çıkış yaparsa araç, o kadar daha avantajlı oluyor. Bülent Tunca abimizin soruları bunlar. Yahu yemin olsun mükemmel sorular sordu bize. Yani bizim aklımıza her zaman gelmiyor. Varsa kafanıza takılan sorular yorumlara yazın. Bize de içerik olur. Bahsederiz yani. Sıkıntı yok bu konuda. Bir tane sorusu bu. Birçok sorusu var Bülent abimizin. Diğer sorusuna geçiyorum. Yine diyor ki neden diyor yurt dışında az yakıt alıyoruz. Dediğim gibi burada yakıt pahalı olduğu için kantar konusundan bahsetti Bülent abimiz. İşte yakıtı kantardan sonra alsam olur mu diye gibilerinden. Olmaz abi. Yani sen bir araban kantara basmayacak diye Türkiye, araban kantar basmasın diye Türkiye'deki ucuz yakıtı almayıp da öyle mi çıkış yapacaksın? O doğru bir şey değil abi. Onu daha sonrasında sizlere bahsederim. En arka dingilin süspansiyon körüğüne vana yapıyorlar, vana. Körükleri salıyorlar, vanayı kapatıyorlar, körüğü bırakıyorlar, otomatiğe alıyorlar. Dört körük şişiriyor, o vana kapalı olduğu için en arka dingile hava gitmiyor, körükler aşağıda alıyor. O da 500 kilo, 1000 kilo tefransiyeli hafifletiyor. Bunu yapıyorlar. Ben kendi bu aracıma yaptıracağım. Yaptırırken ya da yaptırdıktan sonra bir videosunu yapacağım. Şimdi bunu detaylı anlatsak kimse şey yapmıyor. Yani görsel olursa daha da güzel olur. Bülent abimiz yine diğer bir sorusuna geliyorum. Evet. Diyor ki Bülent abimiz hassas yükler diyor. Ne gibi önlemler alırsınız diyor. İşte spanzetti. Spanzetleri her yüke vuramazsınız arkadaşlar. Kolili yüke vuramazsınız. Müşterinin yükünü ezersin. Yani malını ezersin kolinin içinde. Her yüke spanzet vurulmaz. Bunu belirtelim başta. Bir de mesela hassas yük olarak Coca-Cola, soda. Bunlarda kışın eksi 5-10 derecede gittiğin zaman kola ile soda, ben şimdi başıma gelenden bahsedeceğim. Bir yere park ettin, yattın gece. Gece o yükler, o sodalar, kolalar tonduğu zaman hepsi patır patır patlar arkadaşlar. Kolalar ve sodalar patlar. Neden diyeceksiniz? Araç hareket halinde gittiği zaman devamlı çalkalanma olduğu için sıkıntı yok. Ama park ettiğin zaman, yattığın zaman eksi 5-10 dereceli yükte o şişeler patlar. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. 2005 yılında yaz ayı, böyle sıcak Ağustos ayında yatıyorum yatakta. Hemen arka tarafta. Arabam da rampada yükleniyor. Rampada yükleniyor. Bir ses geliyor. Pat pat pat. Ben de diyorum ki böyle herhalde birisi diyorum çatıra vuruyor hani beni uyandırmak için. Ya aynaya bakıyorum, kimse yok. Yine az daha duruyorum. Yine pat pat ses geliyor. Neyse anlayamadım ne olduğunu. Böyle ortada 40 litrelik bir tane buzdolabım var o zaman. Aracın orijinal buzdolabı yok. Kola da içmem. O dönem birisi bana bir kola verdi 12'li. Kapağı bir açtım ki aa ne görürüm. O teneke kutu kolalar hepsi patlamış, kapağa yapışmış yukarıda. Yani buzdolabının kapağına yapışmış. Oradan biliyorum. Kolanın tonduğunu, tonduğu zaman patladığını, sodanın biliyordum zaten. Soda ve kola hassas yüklerde durmayacaksın. Mümkün olduğu kadar durmayacaksın yani. Gece özellikle
kola ve soda patlar arkadaşlar. Ama hareket halinde gittiğin zaman patlama olmaz. Çünkü devamlı çalkalanıyor. Bu soruya da böyle cevap vermiş olalım. Bülent abimizin tekrar yine bir sorusu var. Terminli yüklerin diyor boşaltma noktasına kadar diyor alabileceğin tekbirler nelerdir diyor. Yani nedir tekbir alsın terminli yükte? Arkadaşlar terminli yük aldığınız zaman özellikle yanınıza bir arkadaş yani bir araçtan da ya da bir iki araçtan da gidersen o onu bekleyecek, bu bunu bekleyecek, geç kalırsın. Terminli yük de özellikle tek başına gideceksin. Saatlerini çok dolu dolu kullanacaksın. Yani bugün yola çıkıyorsun, 3 gün sonrasının planını, projesini çok güzel yapacaksın. Saatlerini güzel kullanman lazım ki terminli yükünü yetiştirebilirsin. Yani terminli yük biraz hassas yük ama şimdi eskisi gibi değil. Hani eskiden bu tako muhabbeti bek şey değildi. Burası havalı. Tako muhabbeti bek şey yoktu. 2 gün 3 gün veriyordular. Şu an terminli yüke 3 gün değil 5 gün 6 gün veriyorlar. Sözde termin. Zaten normalde gidiyorsun yani. Eskisi gibi sıkmıyorlar yani. 3 gün 5 gün şey veriyorlar. Eskiden 2 gün veriyordu. 3. gün yok. 2 gün veriyordu. 3. gün yükü boşaltacaksın diyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani terminli yüklerde esneme var. Çok aciliyetli yükler olduğu zaman bu dijital takosu olmayan minivanlar var. Küçük minibüsler. Öyle bir ton, iki ton yük. Onlara verip gönderiyorlar zaten. Bir gün, iki gün ya da üç günlük termin şu an yok yani. Şu an ben görmedim. Yani üç günlük termin yani yok denecek kadar bir şey yani. Zaten çok aciliyet bir şey olursa o tür bir şey. Firma hemen ikinci şoförü takviye yapar senin yanına. Gene o yükünü yetiştirir yani. Hemen yoldan bir şoför çıkartır sana ya da yolda pekledir. O şekilde yine işini çözer yani. Terminli yükler de böyle yani. Dediğim gibi oyalanmayacaksın. Saatlerini çok güzel dolu dolu kullanacaksın. Yani Ahmet'i bekleyeyim. Ahmet'i bekleyeyim. Mehmet'le gidelim. Öyle yaparsan yetişemezsin yani. Bu da bir gerçek. Ama şu anki terminli yüklerde 5 gün 6 gün abi. 5 gün 6 gün termin veriyorsanız zaten onu rahat rahat yetişebiliyorsun. Bir sıkıntı yaşamıyorsun. Diğer sorulara geç. Şimdi yine bu Bülent abimiz her yük için diyor termokin dereceleri ne oluyor? Ne kadar oluyor diyor. Ondan da bahsedelim abi. Yani bildiğimizi bahsedelim. Bilmediğimizden bahsetmiyoruz. Çünkü kirli bilgi aktarman doğru olmaz. Ben bildiklerimi söyleyeyim. Yani çok eski bir termokinci değilim onu söyleyeyim. 5 yıl sönmez buçlaşta termokincilik yaptım. 5 aydır da buradayım yani. Çok böyle ileriye dönük termokinçiliğim yok. Genelde çadırlı araba kullandık. Termokin tereceli yüklerde -22 olur arkadaşlar. -16'ya 17'nin altına düşerse 16'ya gibi o yük bozulmuş sayılır. Çözülmeye durur yani. Yük bozulur. Bu arada uçak da iniyor. Tam denk geldi. Evet. Uçak iniyor. Hadi bakalım. Evet. Uçak inişe geçti. Havalar var. -22 yani eksili yükleri de -22'de gelir. Şimdi domates taşıyoruz. Şurada bir kat servistir. 9'da da getirdik. 10'da da getirdik eksi. 11'de getirdik. Şimdi bu servis artı 11'de getirdik. Yani artı 9, 10, 11. Biber getirdim mesela. Taze biber artı 7'de geliyor. Ben öyle getirdim. Bilmiyorum farklı getirenler var mı diye. Taze balık 1 derecede artı 1 ya da 0 derecede gelir. Taze balık. Donmuş balık bunlar -22'de gelir. Yani tonmuş yükün derecesi
ortalaması -22'dir arkadaşlar. Otomatiğe alırlar, -20'ye düşer, tekrar çalışır. Yani frigoda şöyle bir şey anlatayım. Bazı arkadaşlar bunu şöyle anlatayım. Yani biliyor ya da bilmiyor, ona da girmeyelim. Frigoda hangi yükü eksi kaç derecede koyarsan, mesela -15'te koydun, onu -20 yapmaz. O senin yükünü -15'te tutar. Yani -15'in altını düşürmez yani. -22'de koyarsan yükü, o yükünü -22'de tutar. Yani -24 yapmaz. Sadece hangi derecede koyarsan o derecede senin yükünü muhafaza eder. Yani yükünü dondurmaz. Öyle bir şoklama kapasitesi bu frigolarda yok yani. Frigoya kaç derece yük koyduysan o derecede senin yükünü muhafaza etmek içindir. Yani -15 koy, -20'ye gidene kadar çıkar yük, öyle bir şey yok. Onu şoklatarak çıkartıyorlar zaten. 70-80 derece, -70-80 derecede şokluyorlar onları. Çünkü malın dışını tamam belki dondurursun ama malın içini donduramazsın. Eksil yükte de böyle arkadaşlar. Bu video da bayağı uzun oldu. Bu çekicilerle ilgili bir video yapacağım. Bir dahaki servis, bir dahaki videoda arkadaşlar. Çekerlerin hangi çekici, tonajı kaç ton? Herkesi tek tek aradım. İşte Iveco'yu aradım, Tafçı'yı aradım. Tafçı'yı aramadım, ben Tafçı olduk artık. Volvo'yu aradım, Skynacı'yı aradım. Herkesin ruhsatının net kilogramını telefonla aldım, not ettim. Bir dahaki videoda bunlardan bahsedeceğim ama Bülent abinin soruları yine bitmedi. Bülent abi devam et böyle. Gerçekten bize de içerik üretmiş oluyorsun. Hem bilgi amaçlı oluyor, iyi oluyor. Bu videoyu da sonlandıralım dostlar. Bu video gerçekten baya uzun oldu. Eğer buraya kadar bizleri izlediyseniz dostlar, şu kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Bir beğeni yap. Biz de biraz şey yapalım yani. Kanalımız büyüsün. Yine başka bir videodan görüşeceğiz inşallah. Orlando'dan hepinize selam olsun.